Son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen Türkiye ekonomisinde sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Bir gecede bütün dengeler değişti. Borsa düştü, dolar tarihi zirvesine ulaştı. Şimdi gözler doların psikolojik sınır olan 2 lirayı geçip geçmeyeceğinde. Biz şu an yeni bir dönemdeyiz açıkçası. Tabii ki bunun da sancılı olmaması mümkün değil. Dolar çok doldu ya. Dolar tarihi zirveyi gördü, borsa düşmeye devam ediyor. Faizler arttı. Şimdi gözler doların psikolojik sınırı aşıp aşmayacağında. Bizim takip edeceğimiz seviye bundan sonra iki seviyesi psikolojik sınır. İyi ki dolarla borçlanmamışız. Amerikan Merkez Bankası Fed'in dün açıklanan tutanakları Suriye'deki karışıklık, dünya borsalarındaki istikrarsızlık, ekonomi haritasında her bölge alt üst oldu. Piyasalar alt üst oldu, borsa tepe taklak. Ama asıl şoku dolarla borçlananlar yaşadı. Sabah kalktıklarında 1.99'u gördüler. Kaçtan aldınız peki? Kaçtan aldın? 1990'dan aldım. Kaçtan sattın? 1.95'ten. Geçen hafta bu 100 liraydı. Evet. Bu hafta 140'a mı denk geliyor? 120'ye denk geliyor TL olarak tabii. Doların tarihi zirvesi Merkez Bankası'nı da harekete geçirdi. Müdahalesi doları 1.98'e indirdi. Ama yetmedi. Akşam 1.99.40'la yeni rekorunu kırdı. 2'nin üzerine çıkarsa orta uzun vade 2.08-2.10 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Sadece dolar cephesi değil, borsada toz duman. 70 bin seviyesi kritik psikolojik seviyeydi. Buradan biz defalarca geri dönüş yaptık. Şimdi 68 binin altına 67.400 seviyelerine kadar geri çekildik. Şimdi yukarıya doğru bizi taşıyabilecek bir neden yok. Sokaktaysa asıl sıkıntı altında. Altın artışına bugün de devam etti. Gramı ortalama 88 liradan satıldı. Çeyrek altın ortalama 155 liradan, yarım altın 304 liradan, tam altınsa 606 liradan satıldı. Bu beklenmedik artışın nedeni ekonomist Yeliz Karabulut'a göre fiziki talep. Altın yatırımı yapmak isteyenlere tavsiyem şu olacaktır. Beklemekte fayda var diye düşünüyorum ben. Peki piyasaların alt üst olması cepleri nasıl etkileyecek? Buna ilk cevap benzine yapılan zamla geldi. Uzmanlarsa devamı var diyor. Şirketlerin kar marjları düştü. Aldıkları maliyetleri fiyatlara, sattıkları fiyatlara yansıtmaya başladıkları anda bu sefer enflasyon karşımıza çıkacak. Dolar arttı, faizler arttı, zamlar da peş peşe gelmeye başladı.